Herkese merhabalar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ben eczacı Asude Doğan. Bu videoda sizlere farmasötik teknoloji dersiyle ilgili bilmeniz gerekenleri anlatacağım. Hadi başlayalım. Farmasötik teknoloji etken maddeler ve yardımcı maddelerden merhem, tablet, krem, kapsül, aerosol gibi dozaj şekillerin formülasyonlarının geliştirilmesindeki tüm adımları inceleyen bilim dalıdır diyebiliriz. Mezun olduğunuzda bir formülasyon hazırlayıp bunu üretirken hangi aşamalardan geçtiğini biliyor olacaksınız. Farmasötik teknoloji dersinin bir de uygulama dersi eczacılık fakültelerine verilmektedir. Bu ders size kısaca bahsedecek olursam, teorik derste öğrendiğiniz bilgileri laboratuvar ortamında uyguladığınız keyifli bir ders. Kendi dezenfektanınızı, kreminizi, el losyonunuzu, kapsüllerinizi hatta rujunuzu bile yapacak bilgilere bu ders sayesinde sahip olabilirsiniz. Hatta hocalarınız izin verirse yaptığınız preparatları evinize bile götürebilirsiniz. Peki farmasötik teknoloji derslerinde neler anlatılır? Öncelikle fakülteden fakülteye bildiğiniz gibi ders içerikleri değişiklik gösterebilir. Bu nedenle üniversitenizin web sitesinden ders içeriklerini incelemenizi tavsiye ederim. Fakat ben genel olarak bahsedecek olursam birim işlemler, dozaj şekilleri, ön formülasyon, kontrollü salım sistemleri, reaksiyon kinetiği, reoloji, farmakokinetik konularını sıralayabilirim. Bu konular derse henüz almadıysanız size yabancı gelecektir. Fakat dersi öğrenmeye başladığınızda hepsinin aslında bir sürecin parçası olduğunu ve birbiriyle bağlantılı olduğunu fark edip rahatça öğrenebilirsiniz. Yani şimdiden gözünüz korkmasın. Örneğin bir ilaç etken maddi birim işlemler uygulanarak başlanır. Daha sonra bir ön formülasyon çalışması yapılır ve en sonunda ise bir dozaj şekli haline getirilir. Yani her konu birbirinin devamıdır diyebilirim. Farmasötik teknoloji derslerinde nasıl çalışılır? Teorik ders için özellikle hocalarınızla sizinle paylaştığı ders notlarını detaylı bir şekilde çalışmanızı öneriyorum. Derste anlatılan ve notlarda olmayan bilgileri de mutlaka yazmayı unutmayın. Notlara çalıştıktan sonra kısa özetler çıkartıp aralı bu özetlere göz gezdirmenizin faydalı olacağını düşünüyorum. Teori kısmın biraz ezber diyebilirim. Bu nedenle özel çıkarmayı öneriyorum. Yoksa ben de e, yazarak çalışmayı çok seven birisi değilim açıkçası. Eğer ilk bir kaynağa ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız da sizlere bu kitabı önerebilirim. Uzun bir süredir bu kitabı kullanıyorum ve büyük ihtimal kullanmaya da devam ederim çünkü oldukça net ve anlaşılır bir kaynak. Peki uygulama derslerinde nasıl çalışılır diye soracak olursanız. Laboratuvarda birçok preparat hazırlayacaksınız. Bu preparatları hazırlamadan önce reçete üzerinde bazı işlemler yapmanız gerekecektir. Bu işlemlerin nasıl yapıldığını öğrendikten sonra preparatı hazırlama aşamasında hangi işlemleri uyguladığınızı iyi öğrenmenizi tavsiye ederim. Yani bir preparat ortaya koyduktan sonra üzerinden birkaç hafta da geçse o preparatı nasıl yaptığınızla ilgili adımları gözünüzün önünden geçirebilir hale gelirseniz eğer sizin için kalıcı öğrenme olmuş olur. Umarım bu dersi çok seversiniz ve anlattıklarım sizin için faydalı olur. Videoyu izleyen herkese başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.